yardım edeceksin. Şimdi köprüye düşürtüyorsunuz yavaş bir şekilde. Düştü. Bu pozisyona düşürdük. Buradan sonra destek oluyorsunuz ve bu pozisyona indiriyorsunuz. Bu üçüncü basamak. Bu yardım şekli. Bu çocuk bu hareketi kendi yapmaya başlayasıya kadar bu hareketi yaptırmanız gerekiyor. Tabii bu hareketi yaptırtırken önemli olan püf noktalardan bir tanesi ilk girişte popoyu öne vermek. Elleri koyduktan sonra da omuzlarını öne doğru bastırmayı sağlamak. İkinci bir kural, kalçayı öne verdik, düşürdük. İkinci kural da omuzdan baskı uygulayarak ki kendi basması lazım bunu. Ayağını kendisinin kaldırmasını sağlamak bu. Üçüncü basamağın iki kurallı hareketi. Şimdi bir sonraki hareket mindere geliyoruz. Duvar olmadığı için ben bunu kendim göstereceğim. Evet, çok. El pozisyonumuz bu. Göğüs içeride. Tamam, bunu duvarda yapacaksınız. Başka hiçbir şey. El pozisyonuyla alakalı bir şey değil şu an. Bacaklarımızı çalıştırıyoruz. İttir. Duvarda bunu yaptırtabilirsiniz. Duvara dayıyor ve yukarıya doğru ittiriyor kendini. Çünkü geriye doğru bacak ittirişi var. Bacak ittirişi yaparsanız vücut kendini geriye doğru götürür. Bacak ittirişi bir sonraki hareketimiz. Daha sonra bacak hareketiyle beraber el hareketini de kullanmaya başlıyoruz. Aynı pozisyona çöküyoruz. Çocuğun geriye gitmesini bekleyeceksiniz. Yani elinizde destek olacaksınız. Bunun da yardım şekli sırt tarafına, sırta yakın olan elinizi koyuyorsunuz. Çök. Bir kısma da yani diğer elinizde göğsüne koyuyorsunuz. Geriye doğru ittiriyorsunuz. O sizi geriye doğru ittirecek, siz onu öne doğru ittireceksiniz. Anlaşıldı mı? Yapayım ben. Sonra ittirdi, 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 hop. Geriye doğru bu şekilde ittiriyorsunuz kendinizi. Çünkü filifilak bu şekilde öğretiliyor. Bir daha göğüs içeride, ittir beni, beni ittiriyor, ittiriyor, hop. İttirmek zorunda. Çünkü vücut geriye gitmek zorunda. Çocuğa bunu da öğretirken artık yavaş yavaş yarın filifilak benim dediğim. Çok küçükler. Yine aynı pozisyon. Boyundan ve omuz kısmından. Aynı pozisyon. Şu pozisyona getirmeye çalışıyorsunuz. Sonra elini kaldırmayın. Bu pozisyonu gerçek tutabilirsiniz. Bu pozisyona indiriyorsunuz. Bir daha. Sizden ben yardım şeklini nasıl yapmanız gerektiğini beklemiyorum ama anlatsanız bizim için gezelim. Bir daha gösteriyorum. Omuz ve boyun kısmında bir el arkada. Gidiyor gidiyor ittir hop. Bu pozisyonda tutuyorsunuz ve bu pozisyona iniyorsunuz. Bu bir sonraki pozisyon. Daha sonraki pozisyonda trambolin kullanıma başlıyoruz. Yani trambolinin üstünde artık tam filifilak. Orayı birazdan göstereceğim. Burada tam filifilak göstereyim ben size. Filifilak yardım şekli de aynı pozisyonda. Yine burada bu sefer işin içine biraz hız giriyor. Çünkü çocuk geriye gittikten sonra ayaktan ittiriyorsunuz. Sırtta tuttuğunuz elinizi çocuğun göğsüne koyup göğsünden kaldırmak zorundasınız. Gösteriyorum. Şöyle. Bunu birazcık yaptıkça, çalıştıkça, çocuklara öğrettikçe öğreneceksiniz. Bir daha gösteriyorum. Sırttan tuttuğunuz el çok hızlı bir şekilde çocuk elini yere koyduktan sonra göğsünden ittirebilecek kıvama gelmeniz lazım. Bunu yaptığınız zaman filifilak zaten olmuş oluyor. Tramboline gitmek istiyorum.